yetersiz imkanlarla, yani yapacak olanaklarım olmadığı halde yine ben yaratmaya çalıştım ben bu eserleri. Ve bunu ben severek yapıyorum zaten. Yani beni rehabilite ediyor. Atık malzemeler kullanıyorum, kabartma çalışıyorum. En son heykel çalışmalarım oldu. Sanatçı arkadaşlarımın düzenlediği uluslararası bir etkinliğe dahil ettiler beni. İzmir'de olan 23 Haziran ve 9 Temmuz arasında, tarihi arasında olan Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nde, etkinliğinde ben de bulunacağım. Şu ana kadar 5 sergi açtım. Diyarbakır'da 2 defa açtım, Batman'da 2 defa açtım. Eserlerim nereden bak 60'ı buluyor. Eserlerim ilk başta ben kahve telfesiyle yaptım zaten. İğneyle yaptım. Yani o kadar büyük bir ola imkansıza sahiptim yani. İmkansızlıklar içinde yarattım. Yani mutfağımdan ben oluşturdum zaten baştan. Daha sonra ben doğadan faydalandım. Yani atık malzemelerden faydalandım. Yediğimden, içtiğimden, giydiğimden faydalandım. Kabartma çalışmaya başladım. Alçıdır. En son baktım tuval bulamıyorum. Çimentoyla, alçıyla yapmaya başladım. Onlardan tuval oluşturdum ve farklı figürler ortaya çıkardım. Yani kendi düşüncelerimi, yaşam biçimimi, kimliğimi, yani özgürlüğümü, yaşanmışlıklarımı o tuvallere bu şekilde aktardım. Bir eserimin adı Tutsaklığın Çığlığı'dır. Şahmara'nın Tutsak Çığlığı'dır. Diğer eserim ise Şahmara'nın Özgürlük Umudu'dur. Diğeri de Amitis Met Pers, Kürt Prensesi'dir. Bunları ben yaptım. Met Prensesi heykelden yaptım, kil ve çamurdan yaptım. Biraz mitolojik olarak birbirlerine dayanıyorlar daha doğrusu. Hani ben ondan dolayı hem doğa olarak, ekolojik olarak yani kadınla aslında yaşamsal olarak da bir tanrıçı, yani doğayla bütünleşiyor. Amitis zaten birebir zaten doğa içinde olmadığı zaman depresyona giriyor zaten. Hani o kadar doğayla bütünleşmiş ki, o kadar tanıyor ki doğasız yaşayamıyor. Öyle kalınca yani çok kötü oluyor. Yani aynı zamanda yaşamsal olarak da sanatçı bir kadını temsil ediyor. Bu zaten Amitis milattan önce 300 bin yıl evvel varmış yani. Çünkü olanak sahibi değilim. Ben kendim üretmek zorunda bir kadınım yani. Benim atölyem bile yok. İki çocukla dar bir alanda ben çalışıyorum. Rahat müzik de dinleyemiyorum aslında. Ona bakarsan. Benim bir damla bir boya harcama lüksüne sahip değilim. Öyle yani. Ben kendi çocuklarımın atık malzemeleriyle, yırtık elbiseleriyle, ben içtiğim sigaranın attığım kağıdını bile, onu kullanıyorum yani.